Şimdi epilepsi bir tanım yapacak olursak beyindeki nöron dediğimiz beyindeki hücrelerindeki bir elektriksel deşarj oluyor. Elektriksel bir nöron boşalım oluyor. Yani gökyüzünde gördüğümüz bir şimşek çakması gibi beyinde böyle bir deşarj oluyor, bir boşalım oluyor. Biz buna epileptik nöbet diyoruz ve epilepsi diyoruz. Bu epilepsilerin yaklaşık %75'e ilaçlık epilepsilerdir. Tıbbi tedavi ilaçlarla tedavi edilen epilepsilerdir. Geri kalan %25'i veya 12'si dirençli epilepsilerdir. Yani ilaçlara cevapsız epilepsilerdir. Ne demek dirençli epilepsi? Bunu bir tanımlayalım. Dirençli epilepsi demek yeterli doz, uygun süre de ilaç kullanılma rağmen hastaların nöbetleri kontrol edilemiyor ise bunlara biz dirençli epilepsi diyoruz. Bir başka deyişle yani her türlü tıbbi tedavi şekillerinden verdiğimiz ilaçlara yanıt alamıyor isek bu söz gelimi bir dirençli epilepsidir. Bu epilepsiler biz tetkik ederken beyindeki odak dediğimiz epileptik odak ameliyatlık mı değil mi bunu araştırıyoruz. Öncelikle bu hastalar yıllardır nöroloji kliniklerinde antiepileptik ilaç kullanan, takipleri yapılan hastalardır. Ve son yıllarda teknolojilerin gelişmesiyle odak dediğimiz beyindeki nöbetleri gösterebilirsek, beyindeki şu bölgeden nöbet orijinleniyor diyebiliyorsak, burada eğer ameliyatlık bir yöntem varsa bu hastalar ameliyatta iyileşiyorlar. Nedir bu teknolojiler? Öncelikle epileptik nöbet odağının ameliyatlık mı değil mi bu sorunun cevabını bulmak için EEG dediğimiz bizim rutin kullandığımız her hastanede uyguladığımız skalptan aldığımız bir test yöntemimiz var. Aynen kalpteki kalp elektrosu gibi beyninde bir elektrosu var. Bu beynin neresinden kaynaklanıyor nöbeti buna bakıyoruz. Daha sonra MR'ın kullanıma girmesiyle beyindeki bu odak beynin neresinden bir elektriksel deşarj oluyor buna bakıyoruz. Eğer MR teknolojisinde bu odağı işaret ediyorsa bu ameliyatlık bir hasta grubudur. Bir başka test, devamlı monitörizasyon kayıt dediğimiz. Yani hastanın nöbetlerini kayıt ediyoruz, video kaydını alıyoruz. Ve bu kayıt esnasında geçiren nöbet bizim ameliyat edeceğimiz bir yere işaret ediyorsa bu da ameliyatlık bir hasta diyoruz.